Evet dostlar, iyi akşamlar. Saat neredeyse 10 oldu. Ben de videoyu paylaşayım dedim. Oyun çıkalı ortalama 4 gün oldu ve oyunda kasma sıkıntıları yaşıyorsunuz bildiğiniz gibi. Şimdi ben size birkaç tane ayar göstereceğim bugün. Ondan sonrasında diğer level rehber videomuz yarın gelecek. Bugün bu birkaç tane göstereceğim ayarı dikkatlice yapmanız lazım ve daha öncesinde farklı oyunlarda da bu ayarları gösterdim. En azından FPS artışınızda ve bilgisayarınızın ısınmasında biraz düşüş olur diye düşünüyorum. FPS artışında yükseliş olur ama hani bilgisayarınız daha az ısınır diye düşünüyorum. Şimdi ilk yapacağımız bilgisayardan ayar yapmak, ondan sonra Nvidia'dan ayar yapmak, ondan sonrasında oyun içinden ayar yapmak. Oyun içinden ayarın da nasıl olması gerektiğini ben sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle buraya bu bilgisayarı yazıyoruz ve bu bilgisayara girip buradan sağ tıklayıp özellikler derseniz karşınıza şöyle bir sayfa çıkıyor. Şu sayfada basmanız gereken nokta neresi? Bakın hemen gösteriyorum. Gelişmiş sistem ayarları. Gelişmiş sistem ayarları seçeneğine bastıktan sonra performans bölgesinden ayarlara basıp özeli seçip ekran yazı tipi kenarlarını düzelt ve simgeler yerine küçük resimler gösteri seçerseniz bir yerden bir yere bir nesne taşırken nesne kaybolur ve bilgisayarınızın kasması azalır. Onun haricinde geri kalan grafikleri de kapatmış oluyor. Bu çok gereksiz grafikler var burada. Bunları kapatmanızı öneriyorum. Ben kapattım. Diğer ayara gelecek olursak Nvidia denetim masası ayarı arkadaşlar. Bu Nvidia denetim masası ayarı da aslında çok basic bir ayar. Çoğu bilgisayar kullanan insanın bildiği ayarlardan bir tanesi. İlk başta görüntü ayarlarını ön ayarla yaptan benim tercihlerimi kullan deyip performansa çekiyoruz. Ondan sonra 3D ayarların yönetilmesine gelip bağlantılı optimizasyonu hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Yüksek performans yapıyoruz. 9 süzme bölgesini. 9 süzmeyi görüyorsunuz. Ve bunu yaparken şuradan inmeyin mouse'la. Mouse'la inerseniz bu değişir. Şuradan inin. Aşağı indiğimizde trilineer optimizasyon var ve güç yönetimi modu var. Maksimum performans tercih et diyoruz burada da. Aynı zamanda triliner optimizasyon, yani bu trilineer optimizasyon yazan bir seçeneğiniz varsa onu da kapatabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani ya da açabilirsiniz. Hangisi? İkisini de denerseniz sevinirim. Çünkü bazı bilgisayarlarda kasıyor, bazılarında kasmıyor bunu açıp kapattığınızda. Bilginize. Şimdi buradan çıkacağım. Son olarak da Ryzen Online'a gireceğim. Ryzen Online'da ayarların nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Videoyu elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Bu arada yarın akşama doğru 25-35 level arası rehberim gelir. Muhtemelen ondan sonrasında da 35-55 arası ya da pardon 35-45 arası olan rehber videom gelir. Şimdi oyunumuzu açtık arkadaşlar. Eğer ben ucu ucuna oynuyorum diyorsanız bu oyunu, bu söylediklerimi yaparsanız sevinirim ama gerçekten çok fazla donuyorsa oyun sizde, bilgisayarınızda açılmıyorsa bile bu ayarları yapmanıza gerek yok. Zaten muhtemelen ki giremeyeceksinizdir oyuna bile. Ama hani 50 FPS'ten 60 FPS'e çıkmak için, 30 FPS'ten 40-50 FPS'lere çıkmak için bu ayarları yapmanız önemli. Onun haricinde bir ufak bir tüyo daha vereceğim FPS ile ilgili. Öncelikle ayarlara gireceğiz. Ayarlara girdikten sonra görüntü ayarlarından benim bilgisayarım 1600-900 olduğu için ben bunu 1609 yaptım ve Windows full screen yaptım. Bence en mantıklısı bu. Keskinlik ve motion blur ayarına dokunmuyoruz. Buradaki grafik bölümünü low'a çekiyoruz. İsterseniz very low yapabilirsiniz. Ekran yüzdesini de aslında bu ekran yüzdesi tamamıyla çözünürlük ve bu tarafta biraz optimizasyon yapılmış gibi. Diğer tarafları low yapsanız da anti-aliasing'i medium yapmışım, bakın ben FPS limitini 45'e çekmişim. Bunları da anlatacağım. Ekran yüzdesini 150 yaptığınızda oyununuz kaliteli duruyor. Ben videolarımı böyle çekiyorum. Videolarıma da sağ yukarıdan şu an çıkacak kartlardan ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Rehber videolarına. Burayı low yaptıktan sonra ekran yüzdesini %150 ile %120 arasında tutabilirsiniz. Daha fazla düşürürseniz görüntü bozulur. Şimdi Mustafa, neden FPS limitini 45'e düşürdün diye soracak olursanız, şu arkadaşlar, VSense'ı da bu arada açmadım. Otomatik performans modu OPM yazıyor burada. Bunu açtım. Burada 45'e düşürmemin sebebi şu. 60'tan zaten 45'e düşüyor. 70'ten de 50'ye düşüyor. O yüzden direkt 45'te sabit tutmak, yüksek çözünürlüklü bölgelerde ya da savaş alanlarında ya da FPS'in çok fazla düştüğü yerlerde sizi kurtaracaktır. Çünkü sabit 45 verdiği için bir anda 80'den 45'e düşmeyeceği için bilgisayarınızda FPS sıkıntısı yaşamayacaksınız ve kitlenmeler olmayacak. Onun haricinde crashemeyeceksiniz. Oyun içerisindeki ayarlar aslında bu kadar arkadaşlar. Çünkü çok fazla ayar yok ve ayarların bu kadar sade olması da güzel. Buradan hiçbir şekilde bir şey açmıyoruz. Eğer AMD, Nvidia kullanıyorsanız yani buradan performans deneyebilirsiniz. Bir şekilde bir ayar yapabilirsiniz. Daha fazla böyle teferruata girmeyeceğim sizlerle. En azından bilgisayarın olması gerektiği ayarları ve buradaki olması gerektiği ayarları ben size gösterdim. Ve şuna çok dikkat edin. Masa üstünüzde çok fazla nesne öğe olmasın arkadaşlar. Bu da bilgisayarınızı ekranını kastırır. Onun haricinde söyleyecek bir şeyim yok. Bu akşamlık bu videoyla idare edin. Onun haricinde bu videodan sonra da çıkacak bir videom var.
Dün gece sahur vaktinde attım. O videoyu da izlerseniz sevinirim. Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere.